Yarın diyor huzuru bariye vardığı zaman adam birisi gelir. Namazını kılmış, orucunu tutmuş, her şeyi yapmış. Ondan sonra Allah-u Teala huzuruna geldiği zaman hanımı gelir, onu der ki ya Rabbi bu adam bize helalden kesip getirmedi, helal kazanç getirmedi. Biz de bilmiyorduk. Şöyle yapmadı, bizi şunu öğretmedi, bunu yapmadı, öyle böyle derken bütün sevaplarından alır. Adamın sevap defterinde dağlar kadar olan sevap defterinde hiçbir şey kalmaz. Helal rızık getirmedi, bize namazı öğretmedi, orucu öğretmedi, kitabı öğretmedi, Allah'ın emrini öğretmedi, tutturmadı, gözetmedi. Oradan alıyor, buradan alıyor, şuradan alıyor. Sevap defterinde zerre miktarı bir şey kalmaz. Haydi bakalım cehennem derler ona ve derler. Bu adam ehlinden dolayı helak oldu. Ehlini gözetmediğinden dolayı helak oldu derler o insan. Yani ehline öğretmek var, güzel davranmak çok önemli. Olmadığı zaman bunlar bizden götürüyor hayırları. Sahabe-i kiramdan birisi soruyor. Ya Resulallah ben işte hani ibadetimi tam takır yaparım ama bu hanımlarıma karşı kötü ahlaklıyım. Dilimle onlara eziyet ediyorum diyor. Sert kelamlar konuşuyor. Dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan hanımlara karşı kötü davranıyorsa Allah-u Teala onun özrünü ve hasenatını kabul etmez. وَلَوْ صَامَتْ دَهْرَ diyor, bütün seneyi oruçla da geçirse. Yani burada bize demek istiyor ki, güzel ahlak en büyük hazinedir. O bizde olmadıktan sonra kıldığımız namazların, ibadetlerin bize pek bir faydası olmaz. Pek bir faydası olmaz. Bizi bir yere götürmez. Biz yaptığımız ibadetlerde de zaten asıl maksat güzel ahlaka ulaşmaktır. Güzel ahlak neyse onu yerine getir. Onu yap. Sen ona kötüsün. Ne diyor Sultan Yunus Emre Hazretleri? Ne güzel söylemiş. Bir gönül kırdın ise, yıktın ise bu kıldığın namaz değil diyor senin. Yani bu namaz sana bir şey katmıyor. Namazın manası var. Sen mütevazi olacaksın. Kibri kıracaksın. Bak alnını yere değdiriyorsun sen. Allah için. Bu demektir ki ya Rabbi senin emrin başımın üzerindedir benim. Ne emrediyorsan. Kibri kırmışsın, mütevazi olmuşsun sen. O kibirle hareket edersen namazın ruhuna da aykırı davranmış olursun. İbadetin ruhuna da aykırı davranmış olursun. O ibadet sana bir şey katmamış olur. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle bak. Çalap Allah demektir. Gönül çalabın tahtı, Allah'ın tahtıdır gönül. Çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıktı ise diyor. Önemlidir gönül yıkmak. Dikkat etmeli. Namazından niye? وَلَوْ صَامَتْ دَهْ Bütün seneyi oruçta da geçsen diyor. Kötü ahlaklıysan Allah hasenelerini kabul etmez. O ibadet çünkü seni ilerletmiyor.